Sunumumu evet, görünüyor galiba, değil mi? Bir sorun yok. Sorun yok. Evet, gözüküyor. Ben de başlamadan hem kariyer planlama ve mezun ilişkiler koordinatörlüğümüze hem de sayın hocalarım Ömür Hoca'ya ve Nüket Hoca'ya çok teşekkür ederim. Yani 2012'den beri sizlerleyim, hala da öğrencinizim. Burada olmak ve yaşadıklarımı, bu deneyimleri aktarabilecek olmak da çok güzel. Şimdi önce içeriğimizi kısaca anlatayım. Yani çok karmaşık bir içerik oluşturmamaya çalıştım. Kısaca beni tanımanıza ve bu akademi sürecine, lisansüstü eğitim sürecine beni getiren kısa aşamaları anlatmaya çalışacağım ve fakültemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında kısaca bilgi vermeye ve onları bir nevi karşılaştırmaya çalışacağım, artan yetkinlikleri göstermeye. Yani 2012 yılında benim bu yolculuğum başladı. Hazırlık eğitimiyle başladım. Ana dalım İngilizce işletme bölümüydü. Çift ana dala başladım sonra. Tabii bu süreçte işte STK'larda fakültemizin öğrenci kulübünde görev aldım. İlk stajımı Pınarsu'da yaptım. Daha sonra Metro'da yaptım diğer stajımı. Bitmeye yakın Erasmus programına gittim. Bir de Almanya'da staj yaptım. Döndüğümde yine staj yaptığım bir şirket olan Metro'dan iş teklifi aldım. Yüksek lisans yapma şartıyla, çünkü bunu istiyordum ve aslında akademideki hayalimi lisans 3'teyken oluşturmuştum. Hem Metro'da işe başladım 2018'de hem de MBA programımıza başladım. O araya giren pandemi ve diğer kişisel nedenlerle biraz uzadı ve 2022'de bitti benim için. Tabii bu süreçte hem Metro'da çalışırken hem de yüksek lisansımı yaparken Celalbiyer Üniversitesi'ndeki akademik kadrodan o pozisyona başvurdum ve orada göreve başladım. Şimdi de 4 yıldan beri hem orada araştırma görevlisiyim, üretim yönetimi pazarlama ana bilim dalında İngilizce işletme bölümünde hem de yine fakültemizin doktora programında öğrenciyim. Bu eğitim öğretim yılında başladım yine 2022 yılında. Bizim yüksek lisans programımıza işletme lisans programı mezunu olmayan diğer öğrenciler de katılabileceği için şöyle bir lisans programımız hakkında genel bir bilgi vermek istedim. Çünkü bizler biliyoruz ya da herhangi bir işletme fakülteli biliyor. Ama bir mühendis öğrenci de MBA öğrencimiz olmayı istediğinde ya da psikoloji öğrencisi nasıl bir background'dan geliyoruz, bir onu şekillendirmesi adına 4 yıl boyunca işletmenin temel fonksiyonu dediğimiz muhasebe, finans, üretim, pazarlama, satış, yönetim organizasyon, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve hukuk alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler alıyoruz. Ve bu süreci tamamladığımızda, lisans eğitimini tamamladığımızda kamuda ya da özel sektörde yönetici adayı olarak kendi işimizi kurabilecek yetkinlikte bir işletme A'dan Z'ye nasıl kurulur, nasıl yönetilir, bunun bilgisiyle donanımlı bir şekilde ya da akademik kariyere yönelmeyi isteyebilecek akademik personel adayları olarak mezun olmuş oluyoruz. Tabii ki program kazanımları çok daha detaylı, çok daha derin. Ama temelde işletmelerin temel çalışma prensiplerini anlamak, etik çalışma ilkelerini edinmek. Çünkü günün sonunda mezunlarımız da bir işletmenin bir bireyi olacaklar. Ve etik ilkeleri öğrenip sürdürebilmeleri de çok önemli. Bunun yanında birlikte çalışabilen takım olma ruhunu oluşturmuş. Tabii ki İngilizce dil yeterliliğini belli bir seviyeye getirmiş. Aktif olarak karar verme süreçlerinde, stratejik planlamada görev alabilen, sorumluluk alabilen ve bunlar içinde lisans bilgilerini aktif olarak kullanabilen mezunlar aslında oluşturuyoruz. İşletme lisans, İngilizce işletme lisans programımızda. Ama fakültemizdeki İngilizce işletme bölümünün birden fazla yüksek lisans programı da var. Bu Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün altında geçen yüksek lisans programları ve baktığımızda anlaşmazlık çözümü, bilişim sistemleri, işletme yönetimi, muhasebe finansman gibi hem tezli hem de örgün öğretim
M tabi, 4 tane yüksek lisans programımız var. Bunun dışında yine örgün öğretim olan, çok özür dilerim, uzaktan öğretim olan ve tesis bir işletme yönetimi, yani MBA yüksek lisans programımız var. İki tane de ikinci öğretimde, yani çalışanların özellikle mesailerini tamamladığında gelip katılabilecekleri, tesis bir şekilde tamamlayabilecekleri muhasebe finansman ile yöneticiler için işletme şeklinde iki tane de yüksek lisans programımız var. Bugün benim de çoğunlukla hakkında bilgi sahibi olduğum ve mezunu olduğum İngilizce İşletme Yönetimi yüksek lisans programı hakkında öncelikle konuşacağım. Şimdi bu içeriğe ve her bir programın ders detaylarına, kabul şartlarına ya da program kazanımlarına ulaşmak için şu sağ alt köşede gördüğünüz linki kullanarak ya da arama motorunuza bilgisayarınızın Deo Syllabus anahtar kelimesini yazıp ilk çıkan Debis Deo Edu.tr hesabına girerek, web sitesine girerek her bir program için hem First Cycle'daki lisans programları hem Second Cycle'daki bu yüksek lisans programları hem de birazdan konuşacağımız Third Cycle olarak geçen doktora programları hakkında çok daha detaylı bilgi, onların ders içeriklerini okuyabiliriz, görebiliriz. Bu da zaten oradan bir görüntü. Şimdi detaylandırdığımızda kimler başvurabilir? Bizim İngilizce olarak Master of Business Administration yani MBA olarak geçen İngilizce İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programımıza kendi işini kurmak isteyen, yönetici olarak çalışmak isteyen ya da akademik bir kariyer inşa etmek isteyen tüm lisans program mezunu kişiler başvurabilir. Örgün bir eğitim, dediğim gibi eğitim dilimiz %100 İngilizce tabii ki tüm dersler, sınavlar ve yazacağınız tez de İngilizce dilinde oluyor. 2 yıllık bir süreç. İlk yılında dersler, ikinci yılında tez ile ilgili süreçleri yönetmeniz bekleniyor. Tabii belli kabul şartları var. Dediğim gibi herhangi bir lisans bölümünden mezun olan adaylarımız başvurabiliyor. Bu ciddi bir çeşitlilik, zenginlik kazandırıyor. Ki yurt dışındaki MBA programları da böyledir. Bunun dışında ALES ya da benzeri sınavlardan en az 55 puan alınmış olması gerekli. Tabii yabancı dil yeterliliği de önemli. Bölümün dili İngilizce olması sebebiyle YDS, YÖKDİL ya da benzeri sınavlardan da en az 50 puan alınmış olmalı. Tabii bunlara ek olarak bir de fakültemizdeki, bölümümüzdeki hocalarımızın düzenlediği bir bilim sınavı var. İlgili ana bilim dallarındaki hocalarımız hem yazılı hem de sözlü sınava tabi tutuyor adaylarımızı bir jüri oluşturarak. Günün sonunda bu 3 puan türünün ortalaması ile biz bir sıralama elde etmiş oluyoruz. Çünkü birçok başvuran aday var. Ve buna göre kontenjan ve yeterlilik durumuna göre adaylarımız programa kayıtlanabiliyor. Şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Ben 2018'de başvurduğumda 80-90 kadar başvuru vardı. Ama bunların içinden bir 10 kadar öğrenci programa kabul edildi. Yani yeterli şartlar sağlanmıyorsa, yeterli bilgi birikime sahip değilse öğrencilerimiz ne yazık ki başarılı olamama ihtimalleri var. Ama burada diğer bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin bir mühendis, bir psikolog ya da görsel iletişim ve medya tasarımı mezunu bir öğrenci düşünelim. Tabii ki çok endişe etmemeli. Temel işletme bilgisine sahip olması, çalışması onun için de yeterli olacaktır. Çünkü zaten bu yazılı ve sözlü sınavdan oluşan yüksek lisans bilim sınavında temel bilgilerin ve onları yorumlama yeteneğinin aslında test edildiği bir sınav. İngilizce dilinde yapılıyor hem yazılı hem sözlü dediğim mülakatlar. Burada da dediğim gibi hem bilgi hem de onu aktarma şekli de ölçülmüş oluyor. Şimdi diyelim ki başvurdunuz, işte gerekli evrakları teslim ettiniz, bu sınavların sonuçlarını tebliğ ettiniz ve bilim sınavından da geçer not aldınız. Şartları sağlayarak kabul edildiniz programa. Sizi ne bekliyor? Dediğim gibi 2 yıl, 4 dönemlik bir maraton başlamış oluyor. İlk dönemde 3 zorunlu, 3 tane seçmeli, toplam 6 tane dersiniz olacak. Bu ders detaylarını da dediğim gibi syllabus'ta zaten bulabiliyorsunuz ama ben size genel olarak anlatacağım. Şimdi zorunlu derslerde görüyorsunuz ki bir bilimsel araştırma teknikleri ve etiği dersi var.
Çünkü bu sürecin sonunda bir tez yazacaksınız, bir akademik çalışma yapmış olacaksınız ve bunun bilimsel araştırma tekniklerine ve etiğine uygun olması bekleniyor. Bunun dışında Foundations of Business diye çok önemli, çok temel bir dersiniz var. Bunun şöyle bir anlamı var. Dediğim gibi farklı disiplinlerden gelen öğrencileri MBA programımızda buluşturuyoruz. Her birinin bakış açısı, bilgisi, işletme fonksiyonlarını yorumlama şekli ciddi bir zenginlik kazandırıyor. Bu çok önemli. Ki benim dönemimde de bir psikolog arkadaşım vardı. Bir dediğim gibi görsel iletişim ve medya tasarımı mezunu arkadaşımız vardı. Direkt işletme bölümü mezunu olmasa da onunla ilişkili uluslararası işletmecilik, lojistik gibi alanlardan da mezun arkadaşlarımız vardı. Ve her birinin bir metin üzerine bir tartışma, sınıf içi tartışma konusundaki bakış açısı bizlere de yeni şeyler öğretiyordu. Ama günün sonunda aynı dili konuşabilmek adına onların da temel bir işletme bilgisine sahip olması ve aynı zeminde bir araya gelebilmemiz de önemli. Bu yüzden Foundations of Business dersinde belli modüllere ayrılmış durumda. Finans modülünde örneğin finans anabilim dalından, ilgili anabilim dalından hocamız geliyor ve içeriği anlatıyor. Pazarlama için pazarlama modülünde ilgili hocamız geliyor ve ilgili bilgiyi bize aktarıyor. Yani hiçbir işletme lisans eğitimi olmayan bir öğrenci de MBA programı sayesinde her bir işletme fonksiyonu hakkında parça parça en temel ve en gerekli bilgiye sahip olmuş oluyor. Tabii bunun yanında özel öğrencilerimizin özel ilgi alanları dahilinde seçmeli derslere yönelmesi bekleniyor. Gördüğünüz üzere sağ alt köşede elektrik kurs havuzunda ben pazarlama üzerinden gittim. Ama eğer üretim üzerinden yönetim, finans, bilgi işlem gibi, muhasebe gibi farklı alanlarda da uzmanlaşmak isteseydim onlar için de gördüğünüz üzere yeterli bir seçmeli ders havuzum vardı. Bunları da tamamladığımızda başarıyla 30 AKTS'yi tamamladığımızda ikinci yarı yıl bizleri bekliyor. Bahar döneminde de yine 6 dersimiz olacak üzerimizde. 3 zorunlu, 3 seçmeli şeklinde. Buradaki en eğlenceli derslerden birisi Business Strategy and Simulation. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Bir sanal dünyada şirket yönetiyorsunuz en basit haliyle. Bir ekibiniz var yine sınıf arkadaşlarınızdan. İlgi duyduğunuz alana göre üretim müdürü, pazarlama müdürü, finans müdürü, muhasebe müdürü gibi roller ediniyorsunuz grup içinde. Ve verdiğiniz kararlarla şirketinizde bir takım stratejik hamleler yapıyorsunuz. Yatırım kararları veriyorsunuz, reklam giderlerini nasıl yöneteceğinize karar veriyorsunuz. Bu ürünü üretmeye devam edelim ya da bu ürünü pazardan çekelim gibi gerçekten bir yönetici gibi iş yaşamını simüle ediyorsunuz. Tabii diğer gruplar da var. Onlarla bir yarış halindesiniz. Gerçek pazar dinamiklerini de görüyorsunuz orada. Rakiplerinizin hamlelerini de tahmin etmeniz gerekiyor. Rakiplerinize göre sizin stratejik kararlar vermeniz gerekiyor. Ve günün sonunda bir pazardaki durumunuz, bir pazar payınız, bir borç yükünüz ya da kazancınız oluşuyor. Ve şirketinizin son halini dönem sonunda iş yaşamından çok önemli isimlerin, hocalarımızın olduğu bir jüri önünde sunuyorsunuz. Neden bu kararı verdiniz? Doğru muydu, yanlış mıydı? Yanlıştan nasıl döndünüz? Doğru kararı nasıl desteklediniz? Gibi gerçek bir yönetici zihniyle karar vermeniz, işlem yapmanız bekleniyor sizden. Ve yine gördüğünüz gibi geniş bir seçmeli ders havuzu var. Ben bu dönemde de yine pazarlama dersleri üzerinden gitmiştim. Ama finans üzerinden, bilgi işlem üzerinden gitmek isteseydim ya da yönetim üzerinden gördüğünüz gibi farklı farklı dersler bulunmakta. Diyelim ki 30-30 AKTS başarıyla tamamladınız ve artık tez yazma aşamasına geldiniz. Zaten ikinci dönemin sonunda bir tez öneri formu vermeniz bekleniyor enstitüye. Yani ben bu konu üzerinde çalışmak istiyorum gibi bir tez danışmanı atanıyor size. Artık üçüncü ve dördüncü dönem boyunca yani ikinci yıl boyunca teziniz için danışman hocanızla birlikte gün gün hafta hafta çalışıyorsunuz. Sizden beklenen tabii ki
Akademik bir çıktı ortaya koymanız, özgün bir çıktı ortaya koymanız, etik ilkelere uymanız, ilgi duyduğunuz alandaki çalışmalar neler, şimdiye kadar neler yapılmış, neler eksik kalmış, neler geliştirilebilir? Bir araştırma sorusuyla, bir boşlukla gelmeniz ve o konu üzerine, o alan üzerine derinlemesine odaklanmanız, belli hipotezler oluşturmanız ve bunları destekleyecek ya da reddedecek şekilde veri toplayıp veri analizi yapmanız bekleniyor sizden. Yani hem bilgiyi işlemeniz, hem veri toplayabiliyor, hem de o veriyi analiz edebiliyor olmanız ve tüm bunların sonucunu mevcut bilgiyle sizin bulduğunuz bilgiyi harmanlayıp bir sonuca, akademik anlamlı, bilimsel bir sonuca ulaşmanız bekleniyor. Tabii ki aldığınız dersler tüm bu süreçte sizlere yardımcı olacak ama ilk kez yaptığınız bir şey için bu emekleme dönemi gibi düşünün. Danışman hocanızın burada çok çok yardımını göreceksiniz. Onunla birlikte bu süreci tamamladığınızda bir jüri karşısında yine o alandaki hocaların karşısında, benimki 3 kişilik bir jüriydi. Pazarlama hocalarından oluşuyordu. Yaptığınız tezi savunmanız gerekiyor. Gerekçelendirmeniz gerekiyor ve başarılı bulunduğunuzda da teziniz başarılı sayılmış, onaylanmış oluyor ve siz de MBA programından başarıyla AKTS'leri de, ders yükünüzdeki AKTS'leri de tamamladıysanız başarıyla mezun olmuş oluyorsunuz. Bunun sonunda artık zaten lisans bilginiz eğer ilgili alanlardaysa, yani bu yöneticilik pozisyonlarına çalışabileceğiniz alanlardaysa eminim ki zaten yeterliydi. Hele ki İngilizce işletme bölümünde, işletme fakültesinde okuduysanız. Ama MBA programıyla hem kendinize artık bilimsel, akademik bir bakış açısı kazandırıyorsunuz, hem de yöneticilik konusundaki yetkinliklerinizi, bütüncül bakışınızı genişletmiş oluyorsunuz. İşte bunlar da hep bu programın kazanımı olmuş oluyor. Bu sadece bir pazarlama yüksek lisansı değil, sadece bir finans yüksek lisansı değil, genel bir bütüncül bir bakış açısı sağlıyor. En büyük avantajlarından biri de bu, çünkü MBA programı. Ve günün sonunda uzman unvanı alıyorsunuz. Tabii ki etik ilkelere uyarak, takım çalışmasına yatkın bir şekilde stratejik kararlar alabilme, analitik düşünebilme yetkinliklerinizi daha da güçlendirmiş oluyorsunuz MBA programının sonunda. Şimdiye kadar bu MBA programımız hakkında bir soru ya da hocalarımızın eklemeyi düşündüğü bir detay var mıdır? Tamamdır. O zaman doktora programımızla devam ediyorum. İngilizce işletme bölümümüzün altında bir tane doktora programımız bulunmakta. İngilizce işletme yönetimi doktora programı. PhD diye geçer. Yani Doctor of Philosophy in Business Administration. Artık daha akademik, daha bilimsel tarafa doğru büyük bir adım atılmış oluyor doktora programı ile. Kimler başvurabilir? Yine aslında benzer bir profil MBA'deki. Kendi işini kurmayı planlayan kişiler, yöneticilik pozisyonunda çalışan ya da çalışmayı planlayan kişiler ve akademisyen olmayı planlayan kişiler başvurabilir. Yine örgün eğitim, yine eğitim dili İngilizce. Bu sefer süresi 4 yıl. 4 yıl boyunca hem ders sürecini tamamlamanız hem de doktora tezinizi yazmanız bekleniyor sizlerden. Kabul şartlarının içinde yine ALES var, yine yabancı dil sınavı var, yine bilim sınavı var. Ama bunların puanları daha artmış durumda. Burada şurası yüksek lisans olarak kalmış ama doktora bilim sınavı olmalı. Bir de ek olarak artık mezuniyet not ortalamanızın önemli olduğu bir başvuru süreci. Bu doktora olduğu için ben başvururken yüksek lisanstaki not ortalamamı kullanmıştım. Yine bu bekleniyordur diye tahmin ediyorum, değişmemiştir. En az 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 80 olması gerekiyor. ALES'te en az 60, yabancı dil sınavlarında en az 60 ve doktora bilim sınavında da en az 75 almanız gerekiyor. Zaten ALES'i ya da diğer yabancı dil sınavlarını biliyorsunuz, ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Onların web sitelerinden, sınav takvimlerinden takip edebilirsiniz. Ama doktora bilim sınavı için Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün duyurularını takip etmeniz
önemli. Yüksek lisans bilim sınavında da demeyi unuttum. Aynı şey orada da geçerli. Bunun duyurusu Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılıyor. Yeri, zamanı, hangi sınıfta, hangi binada yapılacağı. Ve buradan da en az 75 puan almanız bekleniyor. Bu nasıl bir sınav? Yine hem yazılı hem sözlü bir sınav. Önce yazılı sınava girdim. Üç tane soru vardı ve yine İngilizce şekilde cevaplamanız beklenecek. Daha sonra da sözlü bir mülakatla giriyorsunuz jüri üyelerinin karşısında. Hocalar kendi kriterlerine göre belli sorular yöneltiyorlar. Yine işletme alanında tabii ki temel bilgiler ama yüksek lisans bilim sınavına göre daha derinlemesine, daha bilimsel ve daha bütüncül yaklaşmanız gereken sorular oluyor aslında. Bunları da başarıyla tamamladığınızda artık doktora programına kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bu kayıt için gerekli süreçler de yine Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan ediliyor. Şimdi ders yüküne baktığımızda 4 yılın 1 yılı boyunca ders almanız gerekiyor. İlk dönemde 3 sorunlu 2 seçmeli olarak 5 dersiniz olacak. Yine burada da akademik bakış açısını, bilimsel etiği kazandırmak adına Philosophy of Science and Ethics diye bir dersimiz var. Yani en başından düşüncenin, bilimsel düşüncenin ortaya çıktığı tarihlerden, eski uygarlıklardan günümüze bilimsel bilginin gelişimi, bilim felsefesini konuşuyoruz burada. Ve bilimsel çalışmalardaki etik süreçleri özenle anlamamız, çalışmamız gerekiyor. Çünkü yine bu 4 yılın sonunda da biz bilimsel bir yayın ortaya koyuyoruz tezimizle. Ve bunun da tabii ki etik ilkelere uyuyor olması gerekli. Tabii ki yine veri toplayabiliyor ve veriyle analiz yapabiliyor olmamız gerekli. Buna yönelik dersimiz var. Ve tabii ki sıfırdan bir araştırma deseni dizayn edebiliyor olmak adına farklı durumlarda, farklı analiz yöntemleriyle, farklı araştırma teknikleriyle nasıl çalışılır, nasıl dizayn edilir araştırma süreçleri bunu da öğreniyoruz. Gördüğünüz üzere daha sorunlu dersler bilim felsefesi, bilimsel çalışma, bilimsel yayın etiği, veri analizi, araştırma deseni gibi detaylar üzerine. Ama bunun üzerine siz ilgi alanınıza göre seçmeli derslerle destekleyebiliyorsunuz. Ben yine pazarlama üzerinden gittim seçmeleri seçerken ama geniş bir havuzumuzun olduğunu burada da görüyorsunuz. Yani bir doktora programına göre çok geniş bir havuz ve muhasebeden, bilgi işleme, pazarlamadan yönetime pek çok farklı ders var. İkinci döneme geldiğimizde ki ben bu dönemdeyim şu an. Yine data analiziyle ilgili derinlemesine bilgiler öğrendiğimiz dersler var. Ve biz bir bilgi oluşturup o bilimsel bilgiyi yaymakla da yükümlü olduğumuz için akranlarımıza, iş arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, diğer araştırmacılara bunu nasıl yayarızı da aynı zamanda öğreniyoruz. Ve kendi ilgi alanımızda, çalışacağımız alanda da çalışmaları, araştırmaları devam ettiriyoruz. Seçmeli derslerle de yine destekleniyor bu süreç. Genel işletme yönetimi doktora programı ama siz ilgi duyduğunuz alana seçmeli dersler sayesinde yönelebiliyorsunuz. Bu süreç de tamamlandığında artık tez üzerine yapacağınız çalışmalar başlıyor ve 3 yıl boyunca, 6 dönem boyunca sizin danışmanınızla tez üzerine çalışmalarınız devam etmeli. Bu sürecin sonunda yine yüksek lisans tezinde olduğu gibi bir jüri karşısında çalışmanızı savunmanız, geçerliliğini göstermeniz ve başarılı olarak onaylanmış bir tezle süreci tamamlamanız gerekiyor. Mezun olduğunuzda da PhD programınızda da doktor unvanı almış oluyorsunuz. Tabii ki burada ama biraz ayrıştı bir yön de var. Şöyle ki, gördüğünüz üzere daha bilimsel, daha akademik bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ya da yönetici olarak geldiğinizde bu programa, o alanda üretimse üretim, finansa finans, çok daha derinlemesine, felsefesini de anlayarak, tüm açılardan bakarak
anlamış oluyorsunuz ve en büyük farkı da doktoranın belki de bu. Artık sizin uzmanlık alanınızda akademik yayın yapabilir yetkinlikte olmanız bekleniyor. Yani diğer tüm bilgileri, sahadaki literatürdeki tüm bilgileri analiz edebiliyor, anlayabiliyor, sindirebiliyor ve bunu diğer insanlara aktarabiliyor olmanız bekleniyor. Tabii ki yine burada bilimsel ahlak ve etiğin ve buna bağlı kalarak özgün çalışmalar çıkarmanın da önemi çok büyük. Eleştirel bakış açısını bölümümüz, fakültemiz ilk günden beri bizleri aşılamaya çalışıyor ama doktoradaki eleştirel bakış açısı olmazsa olmaz. Çünkü bilimsel bilgiyle uğraşıyorsunuz ve her şeyi sorgulamadan kabul edemezsiniz. Ne kadar subjektif, ne kadar objektif. Bunların hepsini analitik bakış açısıyla, eleştirel bakış açısıyla analiz edebilir hale gelmesi bekleniyor öğrencilerimizin. Burası için bir sorunuz var mıdır? Ya da genel tüm programlar için bir sorunuz var mıdır? Çok güzel devam ediyorsun Gözde. Belki en sonunda sorarlar. Tamam. Şimdi burada artık yani bunu nasıl görselleştiririm bilemedim ama şu kısmı detaylandırmalıyım. Şimdi işletme lisans programı dedik. MBA dedik, yüksek lisans programı. Doktora dedik, PhD, işletme yönetimi doktora programı. Bakınca benim çok şaşırdığım şöyle bir detay vardı. Biraz bireysel kazanımlardan önce o subjektif bakış açısından gideceğim. Daha sonra genel geçer kazanımlara da geleceğim. Şimdi aynı hocam lisansta da aynı hocadan o dersi almışım. Yüksek lisansta da doktorada da belki aynı kaynakları kullanıyoruz ama bilginin seviyesi öyle bir artıyor ki o kadar geniş bir açıdan sunulmaya başlanıyor ki yani lisansta gerçekten en temel, en yeterli seviye bizlere sunulmuş. Yüksek lisans ve doktora da o bilginin kapsamı çok ilginç bir şekilde genişliyor. Bunu da bilmiyormuşum. Evet ya ben bu detayı biliyorum zannediyordum ama bu tarafı da varmış diye aynı ders için, aynı konu için, aynı teori için böyle bir sorguladığınız yola giriyorsunuz. Tabii ki çok ciddi bir emek gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü hocaların gerçekten ciddiye alarak hem seçerken, hem değerlendirirken, hem devamında tez değerlendirirken ciddiye alarak yönettiği bir süreç. O yüzden öğrencilerin ya da adayların da çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Yani yüksek lisans ya da yüksek lisans mezunu ya da doktor unvanı için değil de gerçekten bu bölümün gerekliliklerini karşılayabilecek, yeterli enerjiye, efor sarf edebilecek adayların tercih etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada 9 Eylül mezunu, 9 Eylül İşletme Fakültesi mezunu, 9 Eylül MBA, 9 Eylül Doktora Programı mezunu demenin bir ağırlığı var. Bu sizi mülakatlarda, iş yaşamınızda, iş yerinizde gerçekten diğer kişilerden olumlu yönde ayrıştırıyor. Bu detay da çok önemli ve evet emek ve efor dedim. Gerçekten zamanınızı alıyor. Yani tez yazmak başlı başına hem yüksek lisansta da hem doktorada da ciddi bir emek gerektiriyor. Çünkü özgün olması gerekli. Tüm bilgileri beyninizin hazmedip daha sonra oradan böyle damla damla bir kahve süzülür, filtre kahveden damla damla kahve süzülür gibi bilginin süzülmesi gerekiyor. Lisansta ekilen tohumların aslında böyle yeni yeni filizlendiğini görüyoruz. Lisans mezuniyetinde, bachelor degree'de. Master'da böyle tatlı bir fidan halinde, tek tük meyveleri de var. Lezzetli, kaliteli. Doktora programına geldiğinde bizden gerçekten dallarıyla gürleyen böyle kökleri artık oturmuş ve pek çok meyve verebilecek yeterlikte bir birey olmamız, mezun olmamız bekleniyor. Bu tabii ki yorucu bir süreç. Yani şu an bilgisayarımda da arka sekmede bir sürü başka başka makaleler var. İşte analiz programları var. Toplantı bitince ben çalışmaya devam edeceğim. Gecenin gündüzün evet belli olmadığı bir süreç. Ama bu emek bekleniyor sizlerden. Çünkü hocalarımız tüm bilgisini, tüm deneyimini, tüm kaynaklarını açıyor size. Çok doğru bir şekilde size kılavuzluk ediyor, mentorluk ediyor ve sizin de tabii ki bu emeğin karşılığını vermeniz ve gereklilikleri sağlayabiliyor olmanız önemli. Bireysel tarafına yani subjektif olarak belki öncelikle bunları diyebilirim. Gerçekten günün sonunda
Pek çok şeyin yetişmediğini görebilirsiniz ama parça parça detaylarda çok yorucu gelebilir, zaman yetmiyor gibi gelebilir ama en sonunda durup uzaktan baktığınızda ya evet bir şeyleri öğrenmişim fazlasıyla ve bunu da ortaya koyabilmişim, bunları da ortaya koyabilecek artık yetkinlikteyim diye bakış açınızın genişlediği, bilgi birikiminizin inanılmaz arttığı, bununla birlikte deneyiminizin de arttığı ve sorun çözme becerinizin, kendinize duyduğunuz güvenin arttığına tanık olduğunuz bir süreç lisansüstü eğitimi. Daha böyle objektif kazanımlara geldiğimizde de şimdi hem lisansta hem yüksek lisansta evet yetkin yeterli bir yönetici adayı yetiştiriliyor. Lisansta evet MBA programında bu çok ciddi bir yatırımla, sizin üzerinize yapılan çok ciddi bir yatırımla oluyor. Ve temel hedeflerden birisi yeterli, yetkin, işletmeyi bütüncül bakış açısı sunabilen lider, yönetici adayları yetiştirmek. Bunun dışında iyi bir takım arkadaşı yetiştirmeyi de amaçlıyor. Çünkü işletmeler günümüzde bireysel değil, aslında takımlar, ekipler halinde yönetiliyor. Ya da bir yönetici olduğunuzda size bağlı bir ekip oluyor ve yine bir ekibin üyesi olmuş oluyorsunuz. Gerek ders içindeki uygulamalarla, gerek verdiği sorumluluklarla bunu size hem lisans hem MBA programı hem de doktora programı kazandırıyor. Şöyle ki, ders içinde sizin bir konuyu yetkin bir şekilde akranlarınıza aktarabiliyor olmanız bekleniyor. Ders içinde in class discussion dediğimiz bir konu hakkında fikir yürütebildiğiniz, arkadaşlarınızla, sınıf arkadaşlarınızla tartıştığınız eğitim öğretim süreçleri uygulanıyor. Yine takım arkadaşlarınızla, sınıf arkadaşlarınızla bir ekip olarak bir çalışma yapmanız bekleniyor. Yani tüm bunlar ders içindeki eğitim öğretim yöntemleri size geleceğin iyi bir takım arkadaşı, başarılı bir yöneticisi olarak hazırlıyor. Bu verilen teknik bilgiye ek olarak. Bunların dışında şunu söyleyebilirim. Hemen notlarımı da kontrol edeyim. Yabancı dil yetkinliği burada ayrışan bir beceri bence. Tüm derslerin içerikleri, yazdığınız her makale, her dönem ödevi ya da diğer dersle ilgili içerikler İngilizce olduğu için ciddi bir yetkinlik sağlıyor lisans ve yüksek lisansta, MBA programımızda. Doktoraya baktığımızda artık size bu dil kullanma becerisi akademik yetkinlik seviyesinde gelmiş oluyor. Yani bir konferansa gidip araştırmanızı, bilginizi İngilizce dilinde aktarabilecek seviyeye gelmiş oluyorsunuz doktora programı sonunda. Ya da aynı şekilde araştırmanızı, ilgi alanınızı, çalışmanızı İngilizce yazarak tüm dünya literatürüne sunabilir hale, yetkinliğe gelmeniz bekleniyor. Bunu sağlamış oluyor. Biraz da doktoraya döneyim yüzümü. Evet, MBA'de ve lisansta yeterli, gerekli bilgi, iyi bir yönetici olmak için bilgi veriliyor dedik. Akademik bilgi de tabii ki sağlanıyor. Nasıl araştırma yapılır kısmı MBA programında ciddi bir alanda bulunmakta. Doktorada nasıl araştırma yapılırının daha derinlemesine detaylandırıldığı, farklı şartlarda, farklı örneklemlerle, farklı veri tipleriyle nasıl çalışabileceğinizi, nasıl analiz edebileceğinizi onları görüyorsunuz ve sıfırdan kendi başınıza da bir araştırma tasarımı ortaya koyabilme yetkinliğini kazanıyorsunuz. Çünkü ben de bizzat içerisindeyim bu sürecin. Derslerde belli araştırma soruları içeren ve belli literatürleri taramaları alan yazına ilişkin bilgiler içeren proposal'lar yazmanız bekleniyor. Bunları kendi başınıza yapmanız ve özgün içerikte olması önemli tabii ki. Yani MBA'den doktoradan en büyük farklarından birisi tabii ki yönetici olarak, bir girişimci olarak sizin alandaki bilginizi, hakimiyetinizi, kendinize güvenini artırıyor ve bu bilgiyi akademik bilgiye ekliyor. Diğer en büyük farkı da bir akademik personel için, akademisyen olarak çalışmayı planlayan biri için bu bilimsel yetkinliği, araştırma süreçlerine hakimiyeti tamamen sağlıyor. O doktor unvanının altını doldurabilecek bir hale getiriyor bu 4 yıllık eğitim öğretim süreci sonunda. MBA'de daha da artan bir araştırma yöntemleri, deneyimi, bilgisi var dedik. Daha yetkin bir araştırmacı ve daha yetkin bir yönetici tasarlıyor yani.
Ve araştırmacı kimliğini de size eklemiş oluyor. Uzman olmuş oluyorsunuz çünkü o alanda. Ve günün sonunda aynı alanda, aynı içerikte ama artan bir bilgiyle, artan bir bakış açısıyla ve diğer alanlara da dokunarak genel bir analiz etme, eleştirel bir şekilde yaklaşma yetkinliği kazanmış oluyorsunuz lisansüstü eğitimin sonunda. Burada biraz akademik kariyere girmeli miyim? Açıkçası emin değilim. Çünkü lisansüstü programlarımızın temel amacı aslında akademisyen, sadece akademisyen yetiştirmek değil. Dediğim gibi hem MBA programımızda hem doktora programımızda biz girişimci ve yönetici yetiştirmeyi de amaçlıyoruz. Zaten ders içeriklerimiz de buna yönelik. Hatta benim bu senem doktora programındaki bir sınıf arkadaşım bir şirketin, İzmir'deki bir şirketin yönetim kurulunda genel müdürüm. Ve kendisi bir üretim yapan şirket olduğu için üretime yönelik dersler alıyor, finansa yönelik dersler alıyor ve bu alanlardaki yetkinliğini artırıyor. Hem yöneticilik görevini devam ettiriyor, bunun yanına doktor unvanını da ekleyecek. Akademik ilerlemem, akademisyen olma gibi bir planı yok. Ama gördüğünüz üzere bu program, doktora programımız da yöneticilere de ihtiyacı olan derinlemesine bilgiyi, o analiz, analitik bakış açısını, analiz ruhunu aşılamış oluyor. Eğer ki akademisyen olmak isterse bu videoyu izleyen, şu an katılımcı olan ya da daha sonra izleyecek arkadaşlarımız zaten yüksek lisans yapmaları, tezli yüksek lisans yapmaları, doktora programına devam etmeleri bir şart. Bu süreçte önce araştırma görevliliğinden başlamaları gerekiyor. En temel giriş pozisyon olarak. Tabii farklı şartlarda hani öğretim görevliliği olarak başlanabiliyor falan. Yani o daha farklı senaryolar. Ama ben kendi şu an deneyimlediğimden yola çıkarak anlatacağım. Üniversiteler benim bu akademik personele ihtiyacım var diye YÖK üzerinden resmi gazetede bir ilanı çıkıyor. Bu bir iş ilanı olarak düşünebilirsiniz. Açık pozisyonları ve o pozisyonlara başvurmak için gerekli şartları net bir şekilde yayınlıyor. Ve siz de eğer o şartları sağladığınızı düşünüyorsanız o kurumun o açık pozisyona başvuruyorsunuz. Yine bir mülakat süreci. Öncelikle tabii ki puanlar üzerinden bir eleme süreci. Daha sonra kalan öğrenciler, kalan adaylar üzerinden de bir hem yüz yüze hem yazılı hem sözlü bir mülakat süreci başlamış oluyor. 4 yıl önce ben de Celal Bayar'da benzer süreçlerden geçtim. Önce ALES puanım, mezuniyet not ortalamam ve yabancı dil puanım üzerinden bir sıralamaya tabi tutulduk. Daha sonra kalan ilk 10 aday mülakatlara çağrıldım. Ve oradaki akademik personelin hazırlamış olduğu yazılı sınava girdik önce. Daha sonra sözlü mülakattan geçtik. Ve onun sonucunda bir notlandırma yapıldı bu sınavlar üzerinden. Ve kadro açık pozisyon sayısına göre ilk aday, ilk iki aday, ilk üç aday, o pozisyona atanmış oldum. Kariyer basamaklarında ilerlerken de önce araştırma görevliliğim, doktoranızı da bitirip doktor unvanınızı da aldıktan sonra doktor öğretim üyeliği, sonra doçentlik, sonra profesörlük şeklinde ilerleyen bir durum. Yani lisansüstü eğitimine başlayacak öğrencilerin şunu aklına tutmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bitmeyen bir öğrencilik haline hazırsanız eğer, gerçekten o bilgiyi bulma, araştırma ruhu içinizde varsa, sizi heyecanlandırıyorsa bu yola girmenizin anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki çok bireysel yetkinliklerin ve bireysel nedenlerin olduğu bir süreç. Ama bu eforu sarf edebilecek, vereceğiniz önce 2 yıl, doktora programına da başlarsanız toplamdaki 6 yılın sonunda kendinizi gerçekten yeni yetkinliklerle doldurmuş olmanın vereceği hazza hazırsanız, bu sizi heyecanlandırıyorsa başlamanın anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Diğer türlü evet, oturup ders çalışıyorsunuz. Ben 2000 yılından beri öğrenciyim ve kendimi profesyonel öğrenci olarak tanımlıyorum artık. Ve yaşıtlarınız başka işte gezerken, eğlenirken oturup hala ders çalışmanız gerekiyor. Bunu eğer gocunmayacak, bundan hatta mutluluk duyacak, haz duyacaksanız bu yol daha çekilebilir olabilir sizler için.
Son olarak şunları diyeyim. Birçok lisansüstü programı var. Biz bugün 9 Eylül Üniversitesi'ndeki İngilizce İşletme bölümünün altındaki MBA ve doktora programını konuştuk. Ama belki bunu izleyen öğrenciler, adaylar başka şehirlerden ve İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'ne başvurabilecek durumda değiller. Ya da aileleri başka şehirde, onların yanına gitmek adına başka üniversitelere başvuracaklar. Burada lisansüstü eğitimin gerçekten anlamlı bir yolculuk olması adına ders içeriklerinin, program kazanımlarının, akademik kadronun çok önemli olduğunu ve aslında uzman ve doktor unvanının hak edilmesi gereken bir süreçten geçtikten sonra hak edilen bir şey olması gerektiğini, içselleştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünün MBA ve doktora programlarında başlarlarsa da zaten o azim ve istekle kendilerini hocanın ellerine bırakmaları bile yeterli olacaktır. Çünkü hocalarımızın bize kattığı o bilgi birikim, o vizyon zaten evet daha fazlasını yapmalıyım, daha çok çalışmalıyım, şunu da eksiğim buna çalışmalıyım, bunda iyiyim, bunun üzerine gitmeliyim gibi bakış açıları sunuyor zaten. O yüzden ben hocalarımızın da burada çok önemli bir rolü üstlendiğine şahidim. Onlara da tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Umarım sonda çok zihninizi karıştırmamışımdır görsel kullanmadan anlattığım için. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şeyler ya da herhangi bir soru? Gözdeciğim, o kadar güzel anlattın ki ve bu videoyu izleyecekler için o kadar aydınlatıcı bilgiler verdin ki çok teşekkür ederiz öncelikle sana. Sorunuz var mı acaba Gözde'ye? Çok güzel anlattı gerçekten de. Gerçekten çok güzel Aşağı. anlattın Evet, Gözde. yani yaşattın Gözde. Ağzına sağlık. Batuhan'ın bir sorusu var hocam. Batuhan buyur. Merhabalar Gözde Hocama ve siz hocalarıma öncelikle böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim ben. Ben de öğrenmeyi, öğrenmek disiplinini hayatımın merkezine koymuş birisi olarak gelecekte yüksek lisans yapmak istiyorum. Çok yararlı bir eğitim oldu benim için de. Gözde Hocama çok teşekkür ederim. İşin teknik kısmı ile ilgili ufak bir soru sormak istiyorum ben. Sonunda dikkatimi çeken veri analizi kısmı oldu. Akademik ortamda veri analizi yaparken hangi araçlar kullanılıyor? Örnek veriyorum SQL, Excel ya da R programlama. Ben de şu an bunları öğreniyorum. Veri analizi, veri bilimi, business intelligence gibi alanlarla ilgileniyorum. Bunu merak ediyorum sadece. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Öncelikle yüksek lisans yapmayı planladığınız bölümü öğrenebilir miyim? Çünkü ona göre kullanılan araçlar değişiyor, çeşitleniyor olabilir. Benim şu anda öncelikle elbette ekonomi mezunu bir insan olarak ekonomi. Ama ikinci planımda da veri bilimi var. Veri bilimine de ayrıca çok ilgi duyduğum için hayatıma son bir yılda girmiş bir dal. Kendi kendime de öğrenmeyi çok sevdiğim için ufak veri setleriyle çalışmayı çok seviyorum. Sadece akademik ortamda bunun nasıl kullanıldığını merak ediyorum. Şimdi şöyle, ne yazık ki benim buna cevabım biraz kısıtlı olabilir. Çünkü işletme ve özellikle pazarlama bakış açısından bakacağım. Şimdi iki tip veriyle çalışıyoruz biz. Biri qualitative, diğeri quantitative dediğimiz. Yani biri daha sayısal, diğeri daha text içeriğinde olabilecek veriler. Sayısal verilerde benim de şu an derslerde hocalarımdan gördüğüm kadarıyla evet Excel hani çok temel içerikler için kullanılabiliyor ama çoğunlukla Minitab ve SPSS üzerinden gidiyoruz. Ama tabii ki dediğiniz R gibi ya da ekonometrik analizlerde kullanılan daha farklı araçlar olduğunu düşünüyorum. Ama belki SPSS ve Minitab bu noktada ekonometrik analizler için kısıtlı kalıyor olabilir. Yani bu zayıf olduğum bir nokta, lütfen beni affedin. Estağfurullah. Quantitative tarafta da, çok özür dilerim, quantitative böyle, qualitative tarafta da text içeriğinde analiz yapabilmek adına yani tabii ki araştırmacı tarafından bir analiz süreci yürütülebiliyor ama belli programlarla işte MaxQuada ya da nVivo gibi text üzerinden analiz yapabilen uygulamalar da var. Ama tabii
ekonomi tarafında ihtiyaç var mıdır böyle bir şeye çok emin değilim. Bir de son zamanlarda benim de hani bir çalışma nedeniyle öğrendiğim bir analiz yöntemi var. Daha böyle tweet analizi yapılacağı zaman Python üzerinden yazılmış bir program ile verilerin, tweetlerin analiz edildiği ve sözlük denilen işte duygu kodlaması yapmak adına bir sözlük dizayn edilmiş ama yabancı dilde, çoğunlukla İngilizce'de daha geniş bir kapsamı var. Türkçe'de işte geçerli var mıdır diye hatta arıyoruz. Böyle bir analiz yöntemi de var ama tabii bu ilk saydığım ikisinden tek alana girmiş oluyor. Diyebileceklerim bunlar. Çok yardımcı olabildim mi bilmiyorum ama. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Gözde. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen ve bundan sonra programı kaydı izleyecekler için çok çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Hem de gurur duydum öğrencimizle ne kadar güzel konuşuyor diye. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Gözde. Gerçekten de yani hem bir öğrencilik yıllarımıza döndürdün bizi böyle gerçekten yaşattın o dönemleri ve çok akılda kalıcı, anlaşılır bir şekilde anlattın. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştığın için. Bu arada Burcu Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömür evet. Hocam, sevgili Nüket Hocam, sizlerin de emekleri, katkıları için bölümümüz adına tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şöyle bir toplu fotoğraf da alalım olur mu? Bilmiyorum Batuhan kameranı açman uygun mu ama değilse hemen de açıyorum. Sıkıntı değil. Hemen açıyorum, kusura bakmayın. Tamamdır. Çekiyorum. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Gözdeciğim, lafın arasında söyledin ama YouTube'da bu videoyu paylaşmamızda bir sakınca var mıdır? Tekrar bir sana sormak isterim. Hiçbir sakınca yok hocam. Paylaşabilirsiniz. Hatta aday öğrenciler de en sondaki mailim aracılığıyla süreçte karşılaştıkları zorluklarda, akıllarına takılan detaylarda ve endişeleri hakkında bile yazabilirler. Söz ve yardımcı olmak isterim. Çok teşekkürler. Peki. Hocalarım, sizlerin eklemek istediği başka bir şey yoksa o zaman Burcu Hocam kapatalım mı oturumu, ne dersiniz? Kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler herkese. İyi günler. Görüşmek üzere.